Merhaba canlar, ruh dostlarım. Mukaddes Pekin Baştil ben. Hoş geldiniz. Güzel akşamlarınız olsun. Bu akşam bir canlı yayın konuğumuz sevgili Mehmet Emin Kırgil. Mehmet Emin Kırgil ile bugün rüyaların hayatımızdaki önemini konuşacağız sevgili canlarım. Hocam gelir gelmez bağlayacağım. Haydi toplanın, gelin. Herkesi toplayın bakalım sevgili canlarım. Buyurun. Merhaba. Hocam, rüyalar dedik, rüyaların ustası olarak, rüyaların üstadı olarak bu rüyaların hayatımızdaki önemini konuşacağız bugün inşallah. Rüyaların ustası olarak bize onları anlatacaksınız bugün. Estağfurullah. Şimdi benim gittiğim medrese ve dergah hocalarım şunu söylerlerdi. Biz çırağız derlerdi. Hiçbir zaman kendilerini usta görmezlerdi. Daha bilmediğimiz çok şey var derlerdi. Onun için ben de şunu söylüyorum. Rüyalar dualara bağlıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın söylediği gibi diyor ki rahmetullahi aleyh Hazreti Ali radıyallahu anh'u diyor rüyalarımız levh-i mahfuzdan çıkan diyor sayfa gibidir. Yani biz aslında nasıl ki kaderimiz Allah'ın elinde ama duayla değiştirebiliyoruz. Bu duamızın hani merak ettiğimiz noktası kabul olur mu, olmaz mı, iyi mi olur, kötü mü olur, istediğimiz şey bize gelir mi, gelmez mi? Veya seviyoruz, ya Rabbi işte filanı bana bahşet, bana ver diyoruz. Veya iş kuruyoruz, ya Rabbi bol kazanç, bizim bol kazançlar sağla diye dua diyoruz. Fakat burada bunların cevabını rüyalarda alıyoruz. Demek ki rüyalar yeri geldiğinde günümüzle bağlantısı. Günümüzle bağlantısı, aylarla bağlantısı, haftalarla bağlantısı, yıllarla bağlantısı oluyor. Bu da bize neyi söylüyor? Bu bağlantı olduğu zaman demek ki kaderimizi değiştiren dualardır. Dua yaparsak Cenab-ı Allah kabul ederse Celle Celaluhu, dua kabul olur. O zaman kaderimiz değişebilir. Rüyalar da kadere bağlıdır. Çünkü kaderi de gönderen, yani kaderi de çizen Allah, geleceğimizi de hazırlayan Cenab-ı Allah ve rüyaları da bize gönderen Cenab-ı Allah. Neden yani rüyalar bize gelecekten haber vermesin? Biz değil, rüyalar bize gelecekten haber verir. Evet hocam, evet. Dinliyoruz biz sizi, isterseniz anlatabilirsiniz hocam. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Günümüzde birçok alim, birçok müderris, daha önceki birçok peygamberler, bunlara gelen vahiyler sayıldı. Peygamberlere gelen, peygamberlerimize gelen vahiy sayıldı. O yüzden onlar gördüler, onlarınki vahiy oldu. Bize ise biz Allah-u Teala'nın kulları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak bize gelen son görülen nedir peygamberimiz? Son ahir zaman ümmetimin görmüş olduğu rüyalar çıkabilir. Ya 3 tanesi ya 5 tanesi bir ay içerisinde çıkabilir. Küçüklü, büyüklü fark etmez. Müjde verici durumlar olabilir. Ama belki ne olursa olsun burada Cenab-ı Allah'ın izniyle sevinçli durumlar yaşamamıza, elimizden geç kaçırmış olduğumuz fırsatları tekrar yakalamamıza veya gelecek olan fırsatların haberini verir veya gelecek olan müjde verici durumları verir. Hatta bugün bir tanesi bana işte bir rüyasını sordu, randevu almıştı. Rüyasını sorduğunda bana dedi ki işte ben internetten dedi şöyle okudum, internette hayırsız yorumlanırken siz hayırla yorumladınız deyince ben de ona birazcık hani şey yaptım. Kızmadım da ona şöyle yaptım. Yani birazcık bir kardeşim olarak onu azarlamadım ama böyle küçük bir ne derler ona küçük bir yoklama yaparak biraz öfkemi gösterdim abi. O da nedir? Yani madem ki eğer rüyanı soracaksın, randevu alıyorsun. Rüyanı bana anlatıyorsun. Sonra diyorsun ki ben hocam işte internete baktım yorum buydu diyor. Kötü yorumlanmıştı ama siz iyi yorumladınız diyorsun. Tamam güzel. Ama velakin durum şu. Madem ki internette soruyorsun. O zaman buradan randevu alıyorsun. Bana dönüp bana soracaksın. Bana soracaksan bana başka bir rüyanı sor. Çünkü sen zaten oraya ufak bir bütçe de ödemişsin. Hayrını yapmışsın. Ama kardeşim şimdi sen burada rüyanı görüp de onu internetten öğrendikten sonra bana dönersen bana da soruyorsan aynı rüyayı tabii ki arkasından bana diyor ki işte ben bu rüyayı gördüm. Orada kötü yorumlanırken siz iyi yorumladınız diyor. Şimdi bana oranın yorumunu bana söylemeyeceksin. Ben şu an sen rüyayı anlattıktan sonra rüya yere düşer. Rüya yere düştükten sonra ben de ona yorum yaparım. Ama o yorumdan sonra kalkıp da karşıdaki
olayda ben işte oraya okudum internetten. Hocam orada böyle bir yorum, sonra size böyle bir yorum dediğim zaman orada tabii ki kahrı perişan olurum. Niye? Zaten ben orada eğer bir şeylere inansaydım, internetin çoğunda yazılan yazıların veya değiştirilmemiş kopyalar yapıştırmışlar hepsi. Hepsi birbirine aynısı. Şimdi Hatice abla da geçen gün bir rüya söylemişti. İnternete bakmış. Diyor ki biri öldürürken biri beni kaldırdı diyor. Biri öldürdü, biri diriltti diyor. Hangisine inanacağım diye sordu. O da mesela muallakta kaldı durumda var. Çok eskiden bize gelen rüya tabiri kitapları vardı. Çok eskiden. Bunlar işte bunlar Türkçeleştirildi. Dilimize uyarlandı. Ondan sonra piyasaya çıktı, satıldı. Fakat 809 yıl, 1000 yıl önce yaşamış olan bir takım kardeşlerimiz, yani daha önce yaşamış olan rüya alimlerinden İmam Ebu Sadık, İmam Nablusi, İmam Kirmani, İmam Abdülgani, İmam İbn Sihir. Bunların içerisinde en önemli olan üç tanesi var. Bir Hazreti Ali radıyallahu anh'ın torunlarından Hazreti Cafer-i Sadık. Bir tanesi ise İmam Nablusi, diğeri ise İmam İbn Sihir. Bunlar çok hızlı bir şekilde, yani bunlar çok nam saldıran, çok rüyaları çıkınca çok da güzel çalışmaların karşılığını aldılar. Onun için ben de şunu söylüyorum yani. Diyorum ki siz bu yorumları alıyorsunuz ve bu yorumları alırken internetteki yorumlara da üstüne katıyorlar. Mesela onların döneminde uçak yok, tren yok. Mesela tren olmadığı halde, bilgisayar cep telefonu olmadığı halde, avizeli telefon olmadığı halde onların yorumunu yapıyorlar. İşte burada onları içine katarak birbirine karma yapıyorlar. Öyle bir şey yok. Şimdi daha önce kitapta mektep yazarken biz de ne diyor? Okul diyoruz. Onların zamanında medrese diyoruz. Çok eskiye gidiyoruz. Ama uçak dediğimizde evet uçak bir tane diyoruz. Uçağın diğer manadaki eski ismi neydi? Teyyare derler. Ama o dönemlerde o benim saydığım alimler yoktu. Onun için şunu söylüyorum. Yorum yaparken kişi ne yaparsa yapsın hani hem Kur'an'a uymalı hem sünnete uymalı. Güzel yorumlar yapmalı. Yani eğer biliyorsa konuşmalı, bilmiyorsa susmalı. Rüyalar hani insanlara gelecekten haber verir ama en çok benim bugüne kadar yorumladığım rüyalardan birkaç tanesi, hani birçoğu diyelim, birkaç demeyelim, birçoğu müjdeci rüyalardı ve bazıları uyarıcı rüyaydı. Ama bazıları da işte mesela salih rüyaların dışında ufak tefek şeytanı rüyalar. Mesela bir kardeşimiz eşinin onu rüyada aldattığını görmüştü. Bu rüya için neredeyse eşini boşayacaktı. Ha bizi aradı, sordu. Rüyasını dinledim ben. Burada aslında Cenab-ı Allah kişinin yani adamın eşinin kıymetini bilmesi gerektiğini işaret ediyor rüyada. Eğer sen eşinin kıymetini bilmezsen eşi rüyada başka biriyle evleniyor. Başka birinden bir çocuğu oluyor. Sabah uyanıyor tabii kanter içinde sinirlenmiş. İşte adam kadına bir şeyler diyecek diyemiyor. Üf küf ediyor biliyorsun. Ondan sonra da kalkıyor rüyayı soramıyor. Neyse bir şekilde bize ulaştı. Hocam eşim başka biriyle evlenmiş. Ondan sonra bir çocuğumuz olmuş. Ben sabah kalktım neredeyse hanımla kavga edecektim dedi. Şimdi böyle söyleyince ben de ona şunu söyledim. Siz herhalde hanımınızı hesaba almıyorsunuz. Onu dinlemiyorsunuz galiba. Ve ona değer vermiyorsunuz dedi. Böyle bir durdu biraz, durakladı. Hocam birazcık dedi hayırlı olmaz. Bak bu rüya Allah diyor ki elinde bir fırsat var. Eşini ben sana yazdım. Eğer sen bunun kıymetini bilmezsen bu senden ayrılır. Gider başka biriyle evlenir. Ondan da bir çocuğu olur. Bak sen nasıl daha olmadan böyle bir durum yaşanmadan rüyada biz sana bu işareti gönderdik. Sabah kalkar kalkmaz kıskandı. Ve kadını cephe almaya çalıştı. İşte eğer asıl dünyadayken, yaşamış olduğun sınav alemindeyken kıymetini bilmezsen, bu hadise başına gelirse bundan daha beter olursun diye ona işaret gönderiyor. Eşinin kıymetini bilmesi için. Onun için her şeyin bir vakti zamanı var. Ben buna inanmış bir insanım. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın döneminde şimdi Musa Peygamber Tur-i Sina Dağı'na çıktığında bir rivayette şöyle söylüyor. Cenab-ı Allah'la alev alev yanan bir çalının sesleniyor Cenab-ı Hak. Kendisine Hazreti Musa'ya vahiy geldikten sonra rivayette Musa Peygamber diyor ki Ya Rabbi hangi hayvanı sevmezsin diye soruyor. Bunu sorunca Allahu Teala Celle Celaluhu 40 perdenin arkasından diyor sesli çok renkli bir ses halinde hiçbir şekilde Musa Aleyhisselam seçemiyor o sesi. Diyor ki kara köpeği sevmem. O zaman siyah kelimesi geçmiyor bakın dikkat edin. Kara köpeği sevmem. Hazreti Musa da dağdan aşağı iniyor. Cenab-ı Allah aslında Hazreti Musa'yı orada tartıyor. Musa Aleyhisselam aşağı iniyor. Bakıyor ki siyah bir köpek.
kara bir köpek oralarda dolaşıyor dağın eteklerinde. Onu alıyor. Alıyor, öldürmüyor. Rabbim bunu sevmiyor diyor. Kalkıyor boynuna bir ip bağlıyor, götürüp bir yere, çok özür dilerim. Bizim hani doğu yöresinde kazık çakarlar. Mesela çadır kurduklarında hani onu tutması için ipi, çadır çökmesin diye. Yere bir kazık çekiyor, çakıyor ve orada köpeği bağlıyor. Bağlıyor, öyle bırakıp geliyor şehre. Diyor ki ya ben hani Cenab-ı Hak bana dedi ki ben kara köpeği sevmem ama ben de o hayvanı öldürmedim. Götürüp kazı çek, çaktım. Bir dağın eteğine bıraktım. Şimdi bu hayvan öldü mü kaldı mı diye merak ediyor. Sonrasında Musa peygamber diyor ki bir gidin göreyim. Aradan bir ay geçmiş rivayette. Hazreti Musa gidiyor oraya bir bakıyor ki o kazık çaktığı yerde su çıkmış. İçinde balıklar oynuyor. Köpek daha toklu olmuş. Hem suyu içiyor hem de balıklar yiyor. Bunu görünce Hazreti Musa hemen ipi çözüyor. Hayvanı serbest bırakıyor. Yine bir dağına gittiğinde bir rivayette. Ya Rabbi ben bunu söylemiştim. Sen de buna bir cevabı vermiştin. Ben de köpeği bağladım. Ve hani onu öldüremedim. Hani sen sevmiyorsun diye böyle bir şeye başvurdum diye bir rivayet var. Yani bu anlatılıyor. Bana. Sonrasında Allah-u Teala şu cevabı veriyor. Ey Musa hani biz sana sevmedik dediysek yarattığımız şeyi de aç bırakacağız demedik ki diyor. Yani onun için ben şunu söylüyorum. Dünyada birçok hani yanlış iş yapan Allah'ın kulları var. Allah hangisinin rızkını kesiyor? Bana bir tanesini göstersinler. Hangisinin rızkını kesiyor? Bizden, senden, benden, şu anda izleyenlerden daha çok iyi yaşayan insanlar var. Peki bunların rızkını kesmiyor. Bunlar ne için var? Bunlar yarın huzur mahşerinde cevap verecekler. Onlar da bu şekilde sınava çekilecek. Bir tane isim vermeyeceğim. Bir adam rüyasında ismi İbrahim. İsmi İbrahim. Ben bunu birçok yerde anlattım. Hatta YouTube'da da var, bizim kanalda da var. İbrahim isminde bir fabrikatör var. Bir gün bir rüya görüyor. Rüyada mahşer alanı kurulmuş. Orada sancaklar var. Böyle 7 basamaklı, işte 9 basamaklı, böyle güzel bir basamaklı yer var. Tepe gibi bir yer. O tepenin üstünde biri duruyor ayakta. Ve ayakları çıplak duruyor bir vaziyette. Fistanlı. Böyle güzel bir giyinmiş bembeyaz biri. Diyor ki İbrahim oradaki cemaate soruyor. Kim bu adam? Oradakiler diyor ki bu Hazreti Muhammed. Bu son peygamber. O da diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem için. Peki burada niye toplandık? Diyor bugün mahşer. Allah ona şefaat etmesi için müsaade etmiş diyor. Şimdi o da bizleri seçecek. Buraya gelmesinin sebebi bizlerle tek tek konuşacak diyor. Bunun üzerine herkes giderken İbrahim de diyor ki ben bir an önce burayı yarayım, hemen çıkayım gideyim, ben de bir göreyim diyor. Neyse alel acele telaşla gidiyor ama bu İbrahim bir fabrikatör ama hiç hak yolunda gitmeyen bir insan. Zekatını vermeyen yani hep başka işler yapan bir insan değil yani. Zekatın dışında Allah'ın yasak etmiş olduğu bir takım şeyleri çiğniyor kanunları, Allah'ın yasağını çiğniyor ve burada bu kişi diyor ki ben peygambere yetişmek için çaba sarf ediyorum. Sonra çaba sarf ettim diyor bir yere geldim. Tam önüne geldim bir basamak çıktım, iki basamak çıktım. Üçüncü basamağa gelince durdum. Ben kendisine diyor dedim ki peygamber efendimize dedim ki Esselamu aleyküm ya Muhammed dediğinde diyor rüyada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor döndü bana şöyle bir baktı. Diyor dedi ki aleyküm selam. Dedi ben dedim ki ben sizin son ahirde yaşayan, ahir zamanda yaşayan İbrahim'im. Diyor orada ona dedi ki tanıyamadım seni. Çıkaramadım seni. Dedi. Neyse İbrahim diyor ki efendim ben son ahir zamanda yaşıyorum. Rüyada olduğumu biliyorum. Sizin benim peygamberim olduğunu biliyorsunuz. Burada şefaat etmek için Allah size yetki vermiş. Siz buradasınız. Ben de sizle görüşüyorsunuz herkesle. Ben de önünüze geldim. Lütfen beni de tanıyın dedim. Peygamberimiz de diyor ki tanıyamadım seni. Keşke tanısaydım. Ama tanıyamadım seni. Adam diyor ki efendim dünyada yapmış olduğum hani yanlışlardan derken peygamberimiz vallahi tanıyamadım seni diyor. Gece yarıdan Allah'a hamdolsun ki adam uyanıyor.
kan ter içinde, üstü başı su. Sabaha karşı beni aradı. Telefon çaldı, kaldırdım sabah ezanı. Hocam kurban olayım ağlıyor, hüngür hüngür. Tanıyor beni diyor, beni tanımadı diyor. Beni bilmedi diyor. Nasıl diyorum tanıyamadı, yani kim tanıyamadı diyor. Ne anlatıyorsun sen bana diyor. Hocam diyor, peygamberimizi rüyamda gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Beni dünyada tanımadı. Eğer o beni tanımadıysa, yarın ben onun huzuruna nasıl giderim, Allah'a nasıl bakarım, peygamberin huzuruna nasıl dururum. Beni tanıyamadı diyor. Beni tanımadı diyor. Keşke tanısaydı diyor. Telefonda dedim ki baktım İbrahim bunalıma girmiş. Dedim ki bak tövbe istiğfarını et. Gel Allah-u Teala'nın yolunu güzel takip et. Bak yaşın 50'yi geçiyor. Allah-u Teala'ya sığın. Tövbe istiğfarını yap. Hayırlarını yap, hasenatlarını yap. Verebildiğin kadar zekatını ver. Yapabildiğin kadar yap. Allah sana fabrika vermiş, imkan vermiş, güç vermiş. Ya git hacına gel. Dünya bir geçicidir. Herkes ölüp gidecek ama herkes hacca gidemiyor. Herkesin elinde senin onda, elinde olan variyet yok. Herkes zekatını vermeye çalışırken sen vermiyorsun. Birçok şeyden uzaksın, geziyorsun, tozuyorsun. Tövbe et ama kurtulacaksın inşallah. Buraya senin yola gelmen için son bir fırsatın verildiğini gösteriyor. Son bir fırsat. Ne yapacağım dedi, dedim tövbe istiğfar yapacaksın. Bu gitti tövbe istiğfarını yaptı. Sabah duşunu yapıyor, namazını kılıyor, sabah namazını. O günden namazına başlıyor. Aradan birkaç zaman geçiyor. Tabii tekrardan rüyada yine mahşer alanında olduğunu görüyor rüyada. Çünkü mahşer alanı yine kurulmuş. 7 sancak gene orada. 7-8 basamaklı bir yerde yine peygamberimiz ayakta duruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Etraf her taraf ışıl ışıl parlıyor. Herkes bembeyaz giymiş. İbrahim oraya yaklaşıyor. Yandakine diyor ki bu peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi diyor. O yandaki diyor ki daha önce de bana sormuştun. Evet bu peygamberimiz diyor. Burada diyor şefaat etmeye mi geldi? Evet şefaat etmeye geldi. Beni tanır mı diyor. O da diyor ki bilmem. Herkes gidecek tek tek derdini anlatacak. Ya da ondan şefaat isteyecek. Çünkü Allah ona yetkiyi vermiş. O da insanlara şefaat edecek. Son ahir zaman. İbrahim de diyor ki ben de bir telaşla insanları yara yara gidiyorum. Tam oraya vardım diyor. Basamağın önüne gelince hemen yanındaki biri dedi ki sıra sizde. Ben hemen birkaç basamağa çıktım. İkinci basamağa geldim diyor. Baktım ayakkabısı yok. Ta ayağından başına kadar baktım pırıl pırıl parlıyor. Yüzü böyle aydınlık. Çok güzel bir şekilde bakıyor. Hani böyle merhametli, rahmetli, böyle buna üzülür bir şekilde ama hafif tebessümlü bana baktı diyor. Yüzü hafif yuvarlak, tam ışıktan hatırlamıyorum dedi. Bana şöyle hafiften baktı dedi ki İbrahim aramıza hoş geldin diyor. Dur ben dedim ki efendim siz beni tanıyabildiniz mi? O da dedi ki diyor İbrahim biz bizi bileni biliriz. Bizi bilmeyeni biz nereden biliriz? Sen ki diyor bu kaç gecedir tesbih çekiyorsun, selavat gönderiyorsun. Senin nerede, Türkiye'de hangi yerde, hangi ilde, hangi mahallede, hangi ücra evde bize selam gönderdiğini melekler söyledi. Ben onlara sordum bu İbrahim kimdir diye. Bu bize her gece 5000 tane tesbih çekip selatü selamı gönderen adam kimdir diye. Seni unutmamız da mümkün değil İbrahim dedi diyor. Ve ben uyandım diyor. Şimdi bana tekrar soruyor. Beni kabul etti mi? Tabii ki etti. Tabii ki etti. Şimdi hacca gidenler genelde şunu söyler. Hac kurası çıktı, peygamberimiz beni çağırdı der. Allah kısmet etti, peygamberimiz bizi çağırdı der. Allah herkese hacı nasip etsin. İbrahim kendisi hacca gitti o dönemde. Peygamberimizi ziyaret etti. Geldi ondan sonra düzgün bir insan olmaya çalıştı. Biz önce insan olacağız. Almanı, Fransızı, İngiliz'i, Amerikalısı, şu, bu, biz bunu bilmeyiz. Ne diyor? Rabbiküm, Nebiyüküm. Ve ne diyor? Burada sen kimin milletisin, kimin ümmetisin? Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Hazreti İbrahim aleyhisselamın milletiyiz. Onun için burada Türk'tür, Laz'dır, Kürt'tür, Çerkez'dir yok. Bizim geldiğimiz yer topraktır, gideceğimiz yer topraktır. Onun için
çok güzel bir şekilde Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz ama Peygamberimizin çok güzel bir hadisi var bu konuda. Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem diyor, biri dua ederken ya Rabbi bana ev ver, ya Rabbi bana araba ver, ya Rabbi bana hayırlı evlilik ver, ya Rabbi bana hayırlı evlat ver diye dua edersen, eğer onu duyarsanız diyor, onu duyarsanız, ona amin derseniz, önce Allah size verir diyor. Bak Peygamberimiz diyor, önce Rabbül Alemin size verir. Siz birisi için içten isteyin ki Allah da sizin o samimiyetinize karşılık size versin. Bizim Urfa'da bir laf var. Eğer siz hasırlık düşünürseniz, hainlik düşünürseniz, dinden amin derseniz, kimse kimseyi ister mi ki bugün lüks arabalara binsin, lüks hayat yaşasın, kimse ister mi? İstemez. Ama çekememezlik olduğundan dolayı. Ama genel dinimizde, manevi tecellide kıskanmak yok. İlerlemek var, ilerletmek var. Geride kalanları çekmek var. Bu bizde de yok maşallah. Onun için biz ne yaparsak yapalım. Biri kötü mü yapıyor, işi öğrenemiyor mu? Yahu sen iyi yaptın diyeceğiz. Biraz daha çaba verecekler. Biz ne yapıyoruz? Yapamıyoruz, bu işi bırak diyoruz. Olmaz. Bu rüyalarda mesela birinin kalbini kırıyoruz. Birini incitiyoruz. Allah mesajda şunu gönderiyor. İçmiş olduğun bir bardak kırılıyor rüyada. Kırılıyor. Adam bunu anlamıyor. Halbuki bu ya evinden ya o hafta kırdığı bir insanın kalbini kırmıştır. O bardak orada rüyada kırılıyor. Birini kırmış, incitmiş ama veya biri onu kırmış, incitmiş diyelim ki. Mesela kendi bardak elindeyken, kendi elindeki bardak yere düştü, kırıldı. Göz aydınlığı alacağı bir haberi gösterir. Karşıdaki bir insanla küsmüşse, bir insan onun karşısında kalbini kırmışsa, incitmişse, o insanı yani bizim rüyayı gören biz olduğumuz için bizim gönlümüzü alacağını, geri barışacağını gösterir. Diyelim ki bir kahve içiyorum. Rüyada bir fincanda kahve içiyoruz. Ama iki fincan var. Fincandaki kahve içen kimse yok. Ama biz bir fincanda içiyoruz. O tek fincan var. Kahve dolu ama kişi yok. Rüyada kişi yok. Kimin içtiğini bilmiyoruz. Bu bize İmam-ı Nablusi'ye göre iki fincan kahve içen insan için şöyle demiş. Eğer karşılıklı oturup da iki kişi bir kahve içtiğinden bu kahvenin 40 yıl hatırı var kelimesini, bu ta Arap Yarımadası'ndan kalmış. Diyor ki iki kişinin eski bir dostla karşılaşması, ömrünün uzaması, bir dosttan alacağı güç ve destek, yolların açılması, güçlenmesini gösterir. Eğer bir fincan kahve içiyorsun, bir fincan daha var, üstü dolu kahve. Ama kişi yok. O da diyor ki senin uzaklarda olan, daha önce çocukluk çağında yaşamış olduğun, geçmişte olan bir kardeşinin, bir arkadaşının, eski olan bir dostunun ölüm haberini alacağını gösteriyor. İki fincan var bak, dikkat edin. İki fincan kahve var. Birini içiyorsunuz dolu, biri daha dolu ama içen yok. Göremiyorsun, kimse içmiyor. Ama kahve duruyor. Ne diyor orada? Eski bir dostun ölüm haberini alacağını gösteriyor. Eski bir dostun. Bak, mesaja bak. Şimdi geçen biri de benim adımı kullanarak ben Mehmet İmdat Kırgil'in öğrencisiyim diye demiş. Bir takım kişilere yorum yapmış, işte para almaya kalmış. Neyse. Bunu da duyduk. Ben kadına ulaştım. Dedim ki bir sorun var size. Buyurun. Ama o beni bilmiyor. Dedim ki ben bir rüya gördüm hanımefendi. Size soracağım. Ben dedim Mehmet Hoca'nın dedi öğrencisiyim dedi. Ben oraya öğrenci olmuşum. Şu kadar para vermişim dedi. Siz de mecbur şu kadar para ödeyeceksiniz. Ben rüyanız. Tamam dedim ben atarım hesabınıza. Sorun yok. Atarız. Telefondayız tabii. Görüşme yok. Dedim ama öncelikle benim merak ettiğim bir soru var. Buyurun dedi. Dedim ki ben bir köpek gördüm. Köpek siyahtı. Üst dişleri gümüştü. Alt dişleri altındı. Dili ise suya benziyordu. Gözleri kırmızıydı. Bu köpek ne olabilir dedim. Yorum yapacak hanımefendi böyle bir dondu kaldı. Ses yok, kilitlendi. Efendim duydunuz mu? Dedi ki bir daha söyler misin? Siyah bir köpek gördüm. Üst dişleri gümüştü. Alt dişleri altındı. Dili suya benzer. Gözleri ise kırmızıydı. Bu neye delalettir dedim. İnanın dedi bu çok karışık bir rüya dedi. Bundan hiçbir şey çıkmaz dedi. Dedim yok.
Mehmet Emin Kırgin'in öğrencisiyseniz bunu bilmeniz lazım. Dedi bilemedi. Mehmet Emin Kırgin benim ben dedim. Öyle deyince kadın durdu. Ya dedim utanmıyor musun insanları? Ben Mehmet Emin Kırgin'in öğrencisiyim diye söylüyorsun. Benim şimdi öğrencilerim yok ama bu ayın içerisinde seçme yapıyoruz. Öğrencileri belirleyeceğiz. Allah'ın izniyle onlara ders vereceğiz Zoom üzerinden. Bunu da müjdesini buradan veriyorum. Daha önce de vermiştim. Yine veriyorum. Kardeşlerimize desteğim olsun. Üçüncü kitapta Eylül ayında çıkacak inşallah. O da Mehmet Emin Kırgil'le mesaj veren rüyalar olacak. Neymiş bu altın dişli ve gümüş dişli köpek merak ettim. Söyleyeyim. Şimdi siyah köpek iki karı koca olan bir dost evine gelecek. İki karı koca olan dost evine gelecek. Bu siyah köpek tez zamanda gelecek. Bir akşam vakti gelecek. Bir akşam yemeğine de gelebilir. Bir akşam çayına da gelebilir. Üst dişi gümüş olması bir kadın. Alt dişi altın olması, üst dişi gümüş olması bir erkek. Alt dişi altın olması bir kadın. Dili su olması yeni bir çocukları var. Yeni bir çocukları var. Çocuklu bir aile. Ama tek çocuklu bir aile. Gözlerinin kırmızı olması eve geldiğinde o dostlarından birinin size nazar vurması. Bunu gösterir. Onun için evinize gelen dostunuz dahi olsa size nazar vuracağından dolayı dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Evinizle alakalı tıp vermeyin. Çok acayip fantastik ama yani gümüş dişli altın dişli inanılmaz hocam. Böyle yorumlamak muhteşem bir derinlik istiyor tabii. Çok ya, acayip. Için, ya Allah hepsine razı olsun kardeşlerimizden. Bakın rüyaya inanmam demeyeceğiz. Çıkmaz diyebiliriz. Çıkmayabilir. Ama inanmaz demeyeceğiz. İnanmıyoruz demeyeceğiz. Bu bir senaryo değil değil. Bunu Allah yapıyor. Allah-u Teala yapıyor. Şimdi bak. Külli irade Allah'ın elinde. Cüz'i irade kulun elinde. Biz asla rüyanın sembollerini kendi kafamıza katamayız. Kendimiz o senaryoyu hazırlamayız. Bak burada bir mesela bir Turkcell, Vodafone herhangi bir şey. Fark etmiyor. Bak onun hakkını kullanarak bak kulların yapmış olduğu, Allah'ın vermiş olduğu zekala kulların yapmış olduğu bir teknoloji kullanarak buradan ta nerelerle birbirimize bağlantı kurarak görüşüyoruz şu an. Burada bir emek var ortada. Tabii bu nedir? Bir fatura kesilir bize. Herkes telefonun faturasını öder. Doğru mu? Doğru. Burada da bizi izleyen kardeşlerimiz var. Işıklar var, görüşmeler var. Yani neyse. Bekleyin. Bir su daha alalım. Yani rüyalarda ışıkçı, sesçi hiçbiri yok. Ama her şey kurulu. Benim boğazımda farajit var. Bu genelde polen zamanı. Arıların polen yaptığı zamanda olur. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hocam zerdeçal, zencefil, karabiber, birer çay kaşığı, bir yemek kaşığı balın içinde iyice karıştırıyorsunuz. Her akşam yavaş yavaş yudum onu yalayarak yiyorsunuz ama en son su içmiyorsunuz katiyen, öyle kalıyor. Sabaha kadar kalacak hocam. Sabah bir daha yapın, bir günde hiçbir şey kalmaz güzel hocam. Bu da bizim işimiz. Evet. Unutmayın, yazarım olmazsa. Evet hocam, buyurun. Şimdi demin dediğimiz gibi dua yaptığımızda bunun karşılığını kabul olup olmadığını demeyeyim de yani mesela birini seviyoruz, küsmüş, ayrılmış, gitmiş. Allah'a dua diyoruz, ya Rabbi geri çevir diyoruz, ya Rabbi geri dönder diye niyet ediyoruz. Bunun cevabını nereden alabiliriz? Karşıda sağda solda çok aşıksak soruyoruz. Diyoruz ya geri gelecek mi? Arayacak mı? Aman şu olacak, bu olacak mı? Değil mi? Evet. Ama bunun bu rüyanın karşılığını yani bu duanın karşılığını ancak rüyada görüyoruz. Yani rüyada bize geliyor bu. Evet. Onun döneceği dönmeyeceği rüyada bize geliyor. Şimdi burada çok büyük rüya yorumcularından zamanında Hazreti Yusuf peygamberin torunu. Buradan ilk defa duyacaklar. Hazreti Yusuf peygamberin torunu Daniel peygamber. Şu anda Tarsus'tadır biliyorsunuz. Tarsus'ta hocam türbesi. Evet. Hazreti Yusuf peygamberin torunudur Daniel Aleyhisselam. Birinci oğlunun oğlu diye rivayette geçer. Daniel Aleyhisselam'ın döneminde bir kral vardı.
bir kral vardı. Bu kral Daniel Aleyhisselam'ı çok severdi. Bir rüya görür, bütün kahinleri toplar. Ama rüyasını unutur. Rivayette rüyasını unutur. Şimdi bu kral o kahinlere der ki, ben bir rüya gördüm ama rüyamı unuttum. Şimdi siz kehanetten bahsediyorsunuz, kahinsiniz, biliyorsunuz, biliyorum diyorsunuz. Madem biliyorsunuz size soracağım. Benim gördüğüm rüya neydi? Ve gördüğüm rüyayı bana anlatın. Arkasından gördüğüm rüyayı bana manasını söyleyin der. Bunlar bir türlü bilemez. O zaman der ki ben bunların boynunu vurduracağım der. Bunun üzerine Daniel Aleyhisselam dur der krala. Beni seviyorsan bunlara dokunma, bunları vurma der. Bunları atma bir yere. O zaman bunu söyleyince kral da der ki tamam der. Ama der bunlar bilemedi. Ben bunlara 10 gün müsaade verdim. Daniel Aleyhisselam da şöyle söylüyor. Diyor ki kralım sizin görmüş olduğunuz rüyayı ben söyleyeceğim. Cevabını da ben vereceğim. O da diyor ki ya Daniel ben gördüğüm rüyayı hatırlamıyorum ki sen bunu bana söyleyesin. Ben söyleyince diyor siz hatırlayacaksınız efendim diyor. Söyle bakayım diyor. Kralım diyor. Siz devasa büyüklükte bir diyor adam gördünüz. Heykelden. Evet diyor. Başından diyor boynuna kadar altından diyor. Omzundan göbek kısmına kadar gümüştü. Göbek kısmından diz kısmına kadar diyor kildendi. Tekrarından diyor dizden aşağı kadar da topraktı. Evet diyor Daniel ben böyle birini gördüm diyor. Hani ben bunu anlatıyorum ama bu bir alıntıdan aldım, kaynaktan geldi. Fakat şunu söylüyorum. Hani şey değişmiş olabilir. Hani kil, toprak filan arası değişmiş olabilir. Ben sadece yüzeysel anlatacağım. Bunun üzerine kral diyor evet doğru böyle bir adam gördüm ben diyor. Bravo sana diyor. Ben bunu hatırladım diyor. Aynen böyle bir rüya gördüm. Peki bu nedir diyor. Kralım diyor. O başından boynuna kadar olan kişi sizsiniz. Altın olması sizsiniz. Buradan diyor boynundan ta göbek deliğine kadar gelen kısımda orayın diyor gümüş olması o sizin evladınızdır diyor. Krallığınız çökecek diyor. Göbekten diyor dizlere kadar gelen diyor kısımda ise o kısımda olan yer ise diyor o da sizin torununuzdur. Kildir. Yani artık o krallık yavaş yavaş çökecek. Dizden aşağı olan toprak da torununuzun evladıdır. Bu krallıktan hiçbir eser kalmayacak diyor. O zaman kral burada Hazreti Daniel'i tebrik ediyor. Ve Hazreti Daniel'in bir özelliği vardı. Cenab-ı Allah ona bir güzel mucize hediye etmişti. O mucizelerden çok faydalandı Daniel Aleyhisselam. Ayağını kuru toprağa bastı her yer yeşerirmiş. Bastı her yer yeşerirmiş. Maşallah, maşallah. Evet, öyle bir Cenab-ı Allah kendisine söylemiş. Hatta krallar bile paylaşamamış Daniel peygamberi. Ayağını vurduğu yerde yani ağaçlar meyve verir taşarmış. Bu da genelde Akdeniz bölgesinde geçtiği söylenir. Mesela Tarsus'ta, Adana'dan, Hatay taraflarında bakın fıstık bitmiyor, narenciye bitmiyor, limon bitmiyor. Hiçbir şey bitmiyor. Maydanoz bitmiyor. Hiçbir şey bitmiyor. Bakın dikkat edin. Yani limonu, portakalı, mandalinası, karpuzu, kavunu, soğanı hiç bitmiyor maşallah. Onun için oralardan geçtiği söyleniyor. Çünkü zaten mezarı Tarsus'ta. Onun için Tarsus'a gidenler olursa caminin içinde yapmışlar, orada ziyaret etsinler. Böyle şunu söylüyorum. Daniel Aleyhisselam'ın da rüya yorumu yaptığını söylüyorum. Şimdi rüyalar yalan olsa peygamberlerin hiçbir tanesi yorum yapmaz. Eğer rüyalar kitapta olmazsa, Kur'an-ı Kerim'de olmazsa, kitaplarımızda olmazsa burada ne olur? Hiçbir şekilde burada bu rüya yorumu değil de fala dönüşürdü. Ama Kur'an'da olduğu için, diğer kitapların bazı yerlerde geçtiği için, mesela bazı peygamberlerimizin anneleri görmüş olduğu rüyalardan dolayı ne oluyor? Burada rüyaların varlığı ispatlanıyor. Çünkü onlar 46 fıtratından biridir peygamberlerin rüyaları ve rüya yorumları. O yüzden biz de burada onların ümmeti olduğumuz, peygamberimizin ümmeti olduğumuz için biz de burada görmüş olduğumuz rüyaları dikkate alacağız Allah'ın izniyle. Hani burada ne diyorum ben? Kimisi çıkar, kimisi çıkmaz ama kimisi çıkmıyorsa zamanı vardır. Muhakkak bir şekilde çıkar. Onun için rüyaları da anlatmayalım herkese. Çünkü rüyaları anlattığımızda şunu söylüyorum. Rüya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyor.
Rüya anlatıldığı zaman bir kuşun ayağındadır. Yere düştüğü zaman, efendime söyleyeyim, rüya yere düşer, anlatmak zorundasın. Anlattığın zaman o artık bütün onun eşkaralığı, onun bütün şifresi çözülür. Yani rüya yorumunu yapan kişi de karşıda çok dikkatli olmalı. Yaparken şirk koşmadan yumuşak bir şekilde yapmalı. Yani bu da rüya yere düştüğü zaman şifresi çözülür dediğiniz. Atıyorum, telefon gördüm rüyamda. Birisi dedi ki şöyle kötü bir şey, böyle kötü bir şey. O zaman telefonu rüyada görmek, rüya sırlanmış oluyor o zaman. Kötü bir şey olarak mı çıkıyor hocam? Yani şöyle diyeyim, hani rüyanızı anlatıyorsunuz ve şifresi çözülüyor. Yani görmüş olduğunuz şifre Allah'la sizin arasında, Allah-u Teala ile sizin aranızda. Sizin görmüş olduğunuz rüyayı anlatmayacaksınız. Anlatırsanız kişi yorum yapmasın, sorun değil. Anlatıyorsunuz ya, ben rüyamda böyle böyle gördüm. Ya size melekler bile o rüyayı getirirken onlar bile o zarfın içinde ne var ne yok bilmiyorlar. O çok şifreli geliyor. Dualarımızın karşılığı geliyor. Çözemedikleri için anlatıyorlar galiba kardeşlerimiz. Size şimdi mesela diyelim bir karı koca düşünelim. Şimdi kadını kocası sevmiyor. Nasreddin Hoca ile hanımı gibi. Diyelim ki hanımına Nasreddin Hoca demiş ki ya ben böyle böyle gördüm demiş. Aman herif demiş. Senin gördüğün sende kalsın demiş. Bana da anlatma demiş. Örnek veriyorum. Şimdi bu neye benziyor? Rüyalar anlatılmayacak. Rüyalar anlatmayacağız kimseye. Korkuyorsak sadakasını vereceğiz. Eğer rüyayı güzel bir rüya görürsek dua edeceğiz. Anlatamıyorsak kimseye. Bilen biri yoksa ya Rabbi bu rüyamı bu şekilde çıkarmanı senden istiyorum diye dua edecek kişi. Bu şekil çıksın diye mesela göstermiş olduğun manayı çözemedim ama çok güzel huzurlu bir şekilde uyandım. Bu rüyamı ya Rabbi ben böyle görmek yani bu şekil olmasını istiyorum. Senin göndermiş olduğun şekil hoşuma gitti, huzurlu oldum, rüya bu şekil çıksın diyebilir. Ha, rüya kötü çıktı, rüyada kötü şeyler yaşadı. Huzursuz kalkarsın tabii ister istemez. Burada da ne diyeceksin? Gizlice rüyanla alakalı sadakayı vereceksin, işi bitireceksin. Bu rüyam çıkmasın diye. Bu sefer sadaka vereceksin. Kötü rüya görmüşsün çünkü. Anlatmaya da gerek yok zaten. Huzursuz olmuşsun rüyada. Yani rüyayı hayra yormalıyız. Evet hocam. Bir de şey var hocam. Rüyaları görüp uyanıp yani ben de böyledir zaten. Rüyayı görürüm, uyanırım. Tekrar uyurum hocam. Tekrar rüyanın içine girer, düzeltirim rüyayı. Mutlu hale çeviririm. bu ne? Allah Allah. Rüyayı görürüm diyor. Ya, diyorsun ya rüyayı görüyorum. Rüyayı görüyorum diyorsun. Sonra diyorsun ya hoşuma gitmedi uyandım. Dedim ki dur bir daha yatayım. Oradan devam edeyim. Bazen de hiç uyanmadan düzeltiyorum hocam. Diyorum ki ben rüyadayım. Bu iyi bir rüya değil. Hemen düzeltmem lazım deyip uyurken düzeltiyorum. Şimdi istihare rüyaları net rüyalardır. İstihare rüyaları. Yani istiharede görülen rüyalar çok özel rüyalardır. Ben geçen gün bir şey paylaştım. Bir esma paylaştım. Esma Hüsnü'nü. El-Basir ismi. Kişi eğer istihare yaparsa, istihare namazından sonra uyurken El-Basir ismini çekerse 302 kez. Ya Rabbi basiret gözümü aç. Ya Rabbi kalp gözümü aç. Ya Rabbi görmediklerimi bana göster. Diye niyet ederse ve ya Rabbi bu kılmış olduğum nafile olan namazı senin rızan için kıldım. Benim merak ettiğim şu adamla görüşüyorum. Şu adamın bana doğruluğunu göster. Şu adam eğer yanlışsa bana yanlışlığını göster. El-Basir isminin hürmetine. Benim basiret gözümü açarak, görmediğim gözümü açarak, kalp gözümü açarak bana doğruları göster diye dua ederek yatarsak hem rüyayı net alırız. Hem de basiret gözümüz, kalp gözümüz dediğimiz olay açılır. Duygularımız, duygu sezilerimiz ve altıncı his dediğimiz aslında İslam'da altıncı his diye bir şey yok. İslam dininde sadece kalp gözü var. O yüzden burada altıncı his bilenler için parantez açıyorum. Altıncı his mi derler? Kalp gözü deriz. İşte onların açılması için, çok güzel şeyleri hissetmemiz için, doğruyu eğriyi görmemiz için El-Vasıl ismini her zaman çekelim. Bunu gün içinde illaki rüyada değilse bile bir ortağınız var veya birini seviyorsunuz veya evlisiniz veya kafanızı kurcalayan bir şey var. El-Basir ismini çekersek
Cenab-ı Allah'ın izniyle görmek istediğimiz, hissetmek istediğimiz şeyler damla damla Allah'ın izniyle Elbasir hürmetine gelir. Bugün de zaten son bir şey paylaştım. Hani insanlar sevilmek ister, sevmek ister. Allah'ın da El-Vedud ismi. Diyor ki manayı tecellisi, seven, sevdiren, her daim sevilmeye layık olandır. Yani Allah için geçerli bu isim. El-Vedud. O yüzden bu ismi de, hani Esma ismi çok önemli burada. Bu ismi de bolca anan, özellikle 1001 kez anan kardeşlerime sesleniyorum. Bu ismi 1001 kez okuduğumuzda, Ya Rabbi, hani iş yerinde çalışıyorsunuz, müdürünüz sevmiyor, ası sevmiyor, üstü sevmiyor, altı sevmiyor, sağı sevmiyor, solu sevmiyor. Kimse sevmiyor. Adam çıkaracaklar belki de. Ama Allah'ım, seven sensin, sevdiren sensin, tek sevmeye layık olan sensin. El-Vedud isminin hürmetine buradaki herkes beni sevsin diye. Eğer tesbih çeker, dua etmeye başlarsa, Cenab-ı Allah'ın izniyle o esmanın hürmetine çevredeki herkes onu sever. Herkes onu sayar. Ve herkes ona karşı ilgi alaka besler, ona merhamet eder. O yüzden o kişinin de durumu daha da iyiye gider. Şimdi yine rüyalara döneceğim. Eğer kişi uyurken, uyuduğu zaman eğer içinde hani rüyalarını unutuyor. Uyurken 21 kez Bismillahirrahmanirrahim diyerek uyursa veya kalktığında Bismillahirrahmanirrahim'i 21 kez söylerken diyecek ki Ya Rabbi bugün görmüş olduğum rüyayı unuttum. Bunu hatırlamak istiyorum. 21 kez derse ki Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim derse 21. de inanın aklına tek tek dökülmeye başlar. Beynine yağmur taneleri gibi rahmet damlaları inmeye başlar ve rüyasını hatırlamaya başlar. Hatta şunu da söyleyeyim Mukaddes Hanım. Diyelim altınınızı, künyenizi bir yere indirdiniz. Bu genelde çok olur. Hanımlar yok yüzüğümü şuraya kattım, işte yok saatimi şuraya indirdim, yok küpem altını şuraya unuttum. Altınlar da çok kıymetli ya maşallah. Bugünlerde de çok arttı. Allah herkese yardım etsin. Sahte altınlarla dolaşıyor millet. Şimdi şaka söylüyorum. Allah herkese iman nasip etsin. O şaka var ya gülsünler diye söyledim. Bir şeyi unuttuk diyelim. Arabanın anahtarını unuttum. Ya da evde çantamı unuttum. Veya bir yerde cüzdanımı unuttum. Veya telefonumu bir yerde unuttum diyen kardeşlerime söylüyorum. 21 kez yine Bismillahirrahmanirrahim diye niyet ederek Ya Rabbi işte künyemi filan evin bir tarafına bıraktım ama hatırlamıyorum. Değil mi mesela? Gözünü kapa diyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sana sığındım. Bu ismin celini hürmetine bana hatırla nereye kattım onu göreyim diye 21 kez söyleyin. Ve bundan emin olun Allah'ın izniyle muhakkak muhakkak ya o dakika aklına gelir ya uyduğunda aklına gelir ya da bir düşünceye takıldığında aklına gelir. Muhakkak çıkar karşına. İşte bu ismi celileyi doğru söylemek lazım. Kitaba dökerek, kitaba yazarak, ondan sonra kitabın tersini söyleyerek, bilmeyerek olmaz. Bazılarını ben görmüşüm. Esmalar kitabı çıkarırlar ama onlar dahi içindeki yazıları bilmezler. Benim hocam söylüyor bak benim hocam. Hala Urfa'da dinliyor söylüyor hocam. Diyor ki hocam ben izliyorum kardeşim diyor evladım diyor bana. Bir kitap yazmış isim vermeyeceğim. Kitap yazmış kitabın içindeki yazının ne olduğunu bilmiyor. Allah'ın ismini paylaşmıştı. Cenab-ı Allah'ın o ismi ne için okunur ne için söylenir onu bilmiyor diyor. Soruyorum diyor. Hele bir de ki diyor eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deniyorum diyor. Onu da diyemiyor. Soruyorum adama. Ne yazıp çiziyorsun? Ebced yapıyorum diyor. O zaman yap diyorum. Adam bana bizim rakamla yazı yazıyor. Bu nasıl ebced diyorum. Hocam Arapça bilmiyorum diyor. Arapçayı bilmeyen ebcedi nereden bilecek? Ebced kelimesi de Arapçadır zaten. Onun için ben de diyorum ki değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aldatmak illa kişi kişi aldatmakla olmaz. Kişi kişi kandırmakla da olur. Ben biliyorum şimdi bir şeyler gösteri yaparsak orada insanların günahına ve mübaline girmiş oluruz. Hazreti Ali ne diyor? Bir şey biliyorsan söyle anlat,
Eğer biliyor da anlatmıyorsan mabar altındasın. Biz de rüyaları paylaşıyoruz. Rüyalarda şunu yapın, istihbaratlarda bunu kullanın, şunu yapın diye çok söylüyoruz. O yüzden ben kıymetli kardeşlerime şunu söylüyorum. Allah'a sığınalım. Allah bize her zaman kafidir. O bize her şeyimize yeter. Çünkü kabirde tek kalacağız. Külli irade orada, cüz'i irade burada kalacak. Biz orada Allah'ın emrinde kalacağız. Allah bizi istediği şekil orada külli irade elimizi ayağımızı bağlayacak. Bizi hesaba çekecekler. Bunu düşünerek birbirimizi aldatmayalım. Birbirimize sahip çıkalım. Birbirimize değer verelim. Şu üç günlük dünyada benim hocamın söylediği çok güzel bir söz vardı biliyor musunuz? Bana dedi ki, Mehmet Emin dedi. Bak sana bir şey söyleyeyim. Buyur dedim hoca. İnsanlara eğer hani birini seversin veya işte kalbin bozulabilir. Onu kefenli gör oğlum dedi. Kefenli gör. Görürsen dedi hata yapmazsın dedi. Onu kefenle. Herkesin bir kefene gireceğini düşünürsen kimse kimseye hata yapmaz dedi. Onları mutlu et. Mutlu sözler söyle. Güzel sözler söyle ama doğruyu söyle derdi. Ben de her zaman söylüyorum yani. Kardeşlerime sesleniyorum. Biz de rüyalarımıza değer verelim. Değer verdikçe sünnet-i seniyeye girer. Rüyalarımıza değer verdikçe birbirimize ne yaparız efendime söyleyeyim. Daha doğruyu, daha net işaretler alabiliriz yani. Zaten Allah izin verirse Eylül ayında da Mehmet Emin Kırgil'le mesaj veren rüyalar çıkacak. Üç kitabı dünyada bırakacağız inşallah. Hocam Eylül ayına kadar. Şimdi kafamda bir iki tane soru var. Bir tanesi, neden rüyalarda sembol görürüz? Yani ben kendi adıma ben sembol görmem. Ben açık ve net görürüm. Allah'ıma şükürler olsun. Net görürüm rüyayı. Neyse ertesi günü. Eğer ertesi günü olacak olanı görürüm. Ama bazen, yani bazen değil, genelde öyle. Yani işte kuş görüyorlar. İşte dediğiniz gibi köpek işte filan. Yani neden apaçık? Oradaki köpek altın diş, gümüş diş filan yerine yani iki tane insanı göstermiyor. Yani neden sembollerle gösteriyor Allah'ın ya da rüyalar neden böyle hocam? Ya şimdi mesela örnek veriyorum. Biz atı çok severiz millet olarak. Atları çok severiz. Sembolde bize at geldiği zaman bütün rüya alimleri şöyle söylemiş. At murattır demiş. Bala kısmet demiş. Kaplumbağaya ev demiş. Denize ebu hayat demiş. İşte niye ki? Şimdi bunlar görüldüğü zaman daha önceki alimler kaplumbağa gören birinin yorumunu yapmış, adam evlenmiş. Kaplumbağa ile ilgili takip etmiş. O da yetenektir çünkü Allah bu yeteneği vermiş kuluna. Bakın insanlar hepsi aynıdır, eşittir ama yetenekler farklıdır. Şimdi demin bahsettiğim köpek gibi üstü gümüş, ağzının altı dişi, altın, dili su gibi sallanan bir köpek. Kim yorum yapacak buna? Çok bir zor yorumdu zaten. Ben biraz zor yorum yaptım. Yani onu da söyleyeyim. Çok, çok zormuş hocam. Yani çok şaşırtıcı. Çok fantastik. Şimdi burada deve maldır, mülkü gösterir. Boş tabut hastalığı gösterir. Dolu tabut hayırlı bir haberi gösterir. Burada o yüzden semboller, nesneler, cisimler çok farklıdır. Renkleri en çok mesela hanımefendinin biri pembeyi çok sever. Rüyada pembe görür, bazen de mor görür. Halbuki mor yalan söyleyen birileri. Size yalan konuşacak birileri. Bu konuşan kişinin erkek de olabilir, kadın da olabileceği. Pembe sizi oyalayan birilerinin var olduğunu gösterir. Yani peki rüyadaki yani pozitif renkler var mıdır? Yeşil gibi, beyaz gibi, mavi gibi ya da değişir mi renklerin anlamları da hocam? Şimdi şöyle diyeyim. Hani cisim ve nesne demişsiniz. Mesela o konuya tekrar gireyim ben. Mesela örnek veriyorum. At görmek. Şimdi at bizim hani diyeyim ya bizim milletçe sevdiğimiz bir hayvan olduğu için yorumu çok güzel olur. Çünkü atlar, peygamberler atlara bindiği için sünnettir. Bir kere oradan yola çıkacağız. Ve burada katır. Katıra binmek de sünnettir. Eşeğe binmek de sünnettir. Eşek yalnız at hızlı gider. At murattır. Eşek ise zenginliktir. Bak orada değişti. Katır ise eski halinde hani eski güzel günlere geri döneceğinin sinyalini verir. Yani her bir sembol ayrı ayrıdır.
Adam ata biner. At beyazdır ama kuyruğu yoktur. Ne diyor? Muradın olacak, dileğin olacak, %100 olacak diye düşünüyorsun ama o kuyruğun kesilmesi bir kadın senin işini bozacak. Veya bir yola gideceksen o yola gidemeyeceğinin işaretini verir. Yani onun için çok değişik değişik şeyler var. Ha, kötü bir sembol. Mesela yılan. Yılandan herkes korkar. Ama rüyada ömür uzaması. İcabında yılanın sana doğru gelmesi, kısmet gelmesi. Ha, diğer lügata baktığımızda eğer yılan ağzını açmış da sana saldırıyorsa bazı yerde burada birinin karşısında eskiden hatırlıyor musunuz? Bir yemek mi yedin derdi annemiz babamız. Kimin nefsi sana geldi? Kimin önünde sen yemek yedin? Eskiden insanların karşısında hani hatırlar mısınız çok eskilerde belki arkadaşlar bilmiyor ama bazılarının karşısında et yiyemezdin, yemek yiyemezdin, kebap yiyemezdin, bir şey yiyemezdin. Ne yaparlardı? Aman aman sen kimin karşısında yemek yedin de onun nefsi sana geldi derlerdi. Böyle söylerlerdi. Mesela kobra yılanı. Yaşlı bir insandan gelecek olan tez vakitte bir haberin ardına eline geçecek olan bir parayı gösterir. Hatta bu para yağmurlu bir havada eline geçebileceğini gösterir. Allah Tabii ilginç. boz yılan. Allah izin verirse havanın sıcak olduğu bir iklimde işlerin yoluna girmesi ve selamete çıkmanı, bir yola gideceğini gösterir. Sarı yılan bir hasta haberi alabileceğini gösterir. Kırmızı yılan bir olayla alakalı bir başarılı olacağın bir olay ve aynı zamanda da Allah izin verirse o yapmış olduğun işte güçte elinde sonunda başarı gösterir. Yeşil Ama yılan. velakin efendim? Yeşil yılan. Evet, yeşil yılan. Beklemiş olduğun bir insandan alacağın destek ve gücü gösterir. Bir duanın kabul olacağının işaretini verir. Ama velakin istiharede kırmızı renk bir yılan görürsen tehlikeyi, sarı bir yılan görürsen tehlikeyi, turuncu bir renk görürsen tehlikeyi gösterir. Bu var. Eflatun bir yılan görmek. Senden yaşça büyük olan veya senin yaşına biraz yakın ama senden yaşça büyük olan bir insanın sana yalan söyleyeceğini gösterir. Yani Fare. burada Bir de fareler var. O kadar çok fare görüyoruz ki rüyalarımızda hocam. küçük Ben de fare çok. müjde verici haber. Küçük fare müjde verici haber. Büyük fare ise cardın dediğimiz. Adana'da cardon derler. Cardın derler. Urfa'da da şimdi bir şey derler. Ben söylemiyorum. Şimdi bana keserler Urfa'dakiler. Bir gün televizyona katılmıştık. Orada bir şey söylediler. Güldük. Hayati Hoca var. Eğer şimdi bizi dinliyorsa kulağı çınlasın. Onu da anlatacağım. Büyük fare kötü bir haberi, küçük fare müjde verici haberi gösterir. Orta fare. Orta fare, bir de orta faresi var. Oradan mı? Tamam. Orta fare bak diyorum. Orta fare burada 25 ve 35 yaş arasında bir insandan bir haber geleceğini gösterir. Küçük altın 19 ve 30-35 yaş arası birinden, orta yarım altın 30 ve 45 yaş arası, tüm altın 40 ve 55 veya daha üzeri yaş aralığında bir kadından duyacağın bir dedikodu haberini gösterir. Değişir yani, hepsi değişir. Allah Altın büyüdükçe yakını gösterir, küçüldükçe uzağı gösterir. Varsa kardeşlerimize rüyalarını sor bana. Onlardan birkaç tane rüya alalım. Allah. Sonra darılmasın. Çok güzel olur. Hocam onlardan rüya gelene kadar rahmani, şeytani rüyalar arasındaki farkı bir iki cümleyle anlatabilir misiniz? Şeytani rüyalar genelde nefsani rüyalara girer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara fazla ihtimal vermeyin de. O yüzden sol kolumuzun üstüne yatmamızı önermez. Sol kolun üstüne yatarsan orada kötü rüyalar görme ihtimali çok yüksek olur. Sağ omuzun üstüne yatarsan rahmani rüya görmen veya uyarıcı veya müjdeci rüyalar görmen peygamberlerin sünneti olduğu için peygamberlerimizi sağ omuzun üstüne yatarsak rahmani ve hem güzel hem de burada uyarıcı müjde veren rüyalar görebiliriz. Sağ omuzumuza yatarsak. Ama solda korkutulabiliriz. Mesela bir canavarla mücadele veriyoruz. Hiç tanımadığımız bir kişiyle ama karanlık yüzlü bir kişiyle koşuyoruz koşuyoruz karanlıkta boşlukta. Habire sıkıntı yaşıyoruz. Ama çıkamıyoruz o karanlık ortamdan. Mesela kendimizi cehennemde görürsek veya bir ateşin içinde yandığımızı görürsek
vesaire bir yere gidiyoruz, bizi orada öldüreceklerse veya işte rüyanın içerisinde bize zarar vereceklerse veya kurşuna dizeceklerse, misal böyle tür durumlar yaşadığımızda genelde ben bunu söylüyorum. Şeytani rüyalardan bir tanesi, bir tanesini vereceğim şimdi size. Rüyada domuz görmek. Şeytani evet. Rüyalar sınıfına girer. Ona hınzır derler eskiden. O yüzden şeytani rüyalar sınıfına girer domuz görmek. Hele ki siyah domuz görmek. Şeytani rüyalar sınıfına girer. Sonra şeytani rüyalar sınıfından bir tanesi de şudur. Kişiyi hiç tanımadığı biriyle rüyada bir şeyler, özel bir şeyler yaşadığı zaman ihtilafa düşerse veya sıkıntı yaşarsa bunlar şeytani rüyalara girer. Fakat şeytani rüyalardan bir tanesi aslında kişi namaza niyetlenir, namaza kalkacak mesela. Hani ilk defa namaz kılacak veya da namazı ilk defa derken hani namaz kılmaya niyet etmiştir, yattı uyudu. Şeytan onunla uğraşır. Kalkmaması için ona ağırlık sunuyor. Bir de bizim şöyle dediğimiz bir şey var. Hani biz uzandığımızda ben bunu söylüyorum. Kimse sırt üstü uzanmasın. Sırt üstü uzandıklarında bu göğsüne bir şey çöker. Bir şey çöker, ona al derler. Kimi zaman da karabasan diyorlar halk dilinde. Çöktüğünde bağırırız, çağırırız, kimse bizi duymaz. İşte o sırt üstü yattığımızda genelde olur. Sünnette sırt üstü yatmak yoktur. Ve yüz üstü yatmak da yoktur. Sadece sağ omza yatmak vardır. Arada bir ufak da olsa birkaç dakikayla sol omza yatmamız da gerekebilir. Çünkü sağ omzumuz ağrıdığından dolayı bir de böbrekler var biliyorsun sağlı sollu. O yüzden dinlenmemiz için sola da yatmamız lazım. Bunu bazı profesörlerimiz de söylüyor. Doktorlarımız da söylüyor. O yüzden sağ omuza yattığımızda daha sağlıklı rüyalar görürüz. Domuz görmek dediğim gibi. Buna çok dikkat edeceğiz. Bu kişinin aldatılması, sıkıntı ciddi manada yaşamasını ve sıkıntıya düşeceği zamanları gösterir. Çok dikkat edecek. Ha, diğerine gelince, diğer rüyada mesela şöyle diyeyim. Rahmani rüyalarda Kur'an okumak, namaz kılmak, kutsal topraklara gitmek, Mekke, Medine'ye gitmek, Kudüs'e gitmek. Bunlar mesela. Kişinin mesela rahmani rüyalardan bir tanesi evladını sevmek veya işte eşine sevgi saygı göstererek onunla konuşarak veya gerek ona hediyeler vermesi. Rüyalarda bunlar salih rüyalar sınıfına girer ama uyarıcı yerleri veya müjdeci yerleri muhakkak vardır. Kişinin kızını görmesi, müjde verici haber, oğlunu görmesi para ile gelecek olan gücü gösterir. Değişir yani burada. Yani semboller, cisimler bitmez. Hocam, rüyada peygamberimizi görmek, Hazreti İsa'yı görmek, Hazreti Musa'yı görmek. Evet, Allah izin verirse böyle az konuşan, öz konuşan biriyle karşılaşacağını, bu kişinin kendisine doğru sözler söyleyeceğini ve doğru bir insan olduğuna, sonrasında umutsuz olduğu bir işiyle alakalı Allah izin verirse müjdeleneceğine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmek ise kişinin Allah nasip ederse kendi yapmış olduğu planlarını hayata geçirebileceğine ve Allahu Teala'nın izniyle kişinin Peygamberimizin sünnetini uyguladığı müddetçe hiçbir duasının geri çevrilmeyeceğini gösterir. İsa aleyhisselamı görmek umutsuzluktan kurtul artık diyor. Umutlara yönel. Umutlu ol diyor. Hayata bağlan. Musa aleyhisselam dili yani az konuşan, öz konuşan birinden fayda görmesini gösterir. Kişi aynı zamanda gireceği ortamlarda biraz susması, biraz beklemesi gerektiğini, bir şeyi anlamadan atılmaması gerektiğini ama işin sonunda zaferin olduğunu gösterir. Ölmüş insanları ölmemiş gibi görmek ya da ölmemiş yaşayan insanları ölmüş gibi görmek hocam. Yaşayan insanları ölmüş gibi görmek, ölen insanların bir kere orada ömürlerinin uzaması. Yaşayan insan, ölen insanları ölmemiş gibi görmek, onların bizden beklemiş olduğu hayırlar, hasanatlar. Bunları gösterir. Ama her iki taraftan da bize hayırlı haberlerin gelmesini gösterir. Bekar insanların gelinlikle görülmesi ya da evli insanların gelinlikle görülmesi. Ben soruları toplayıp soruyorum size hocam. Müjde verici haberlerin ulaşmalarına, niyetlerin olmasına, bekar olan bir kişi gelinlik giymişse çevresinde tanıyan kan bağı olan birilerinden güç ve destek alarak kısmetin açılması, evli olan bir insanın, yeni evli olan bir insanın kendi gelinlik elbisesini giymesi bir kız evlada ya da bir çocuğun olabileceğini gösterir. Eğer bu çocuklarda yani yaşlı bir kişi veya ileri yaş grubunda olan bir kişi kendini gelinlik görürse
Ona göz aydınlığı haberi gelse de nazar üstünde olduğunu gösterir. Hocam bir de kıyamet görmek rüyanda, deprem görmek, şiddetli depremler görmek hocam. Hayal kırıklığı yaşayacağı durumlarla karşı karşıya gelmesini gösterir. Kıyamet de mi aynı şekilde? Aynı. Değişmez. Kıyamet kopması, deprem olması. Rüyada silah görmek. Şimdi silahtan silaha değişir. Biraz gülelim. Eğer biz şimdi kalkarsak kırık kaleyi görürsek kusura bakmayın. Hiçbir şey işinize yaramaz. Ama şimdi yeni teknoloji silahlar görürsek, siyah bir tabanca görürsek, Allah izin verirse bu tabanca 14'lüyse. Bak, 14'lüyse bu tabanca Allah izin verirse 4. ay, 5. ay. Zaman zarfında, bu zaman zarfında kişinin güçlenmesi ve muradın olması. 16'lı bir tabanca görürsek 6 ve 7. ay içerisinde kişinin maddi güce kavuşmasına. Eğer bir tüfek görürsek kendisinden uzun boylu bir insandan gelecek olan güç ve desteğe. Eğer ki makinalı bir tüfek görürsek Rabbül Alemin'in izniyle kişinin malının artması, mülkünün artması, aile efradının çoğalması, rızkının artmasıyla birlikte güzel yerlerden ev alması, mal sahibi olmasını gösterir. Devlet erkanında birileriyle tartışmasın. Tank görürse kişinin hiçbir zaman birinin yere gelmeyeceğini gösterir. Jet uçağı görürse, Allah nasip ederse kişinin yapmış olduğu bütün plan ve projeleri hayata geçirmeden ölmeyeceğini gösterir Allah'ın izniyle. Yolcu uçağı görürsek, örnek veriyorum, yolcu uçağı, söyleyeyim mi yolcu uçağını? Olur olur hocam. İki motorlu yolcu uçağı görürse 2, 4 veya 6 böyle aylar içerisinde veya böyle zamanlar içerisinde kişinin hayatında çok güzel gelişmeler elde etmesi. Eğer 4 motorlu bir kargo uçağı görürse burada 4 kişiyle bir araya gelmesi yine 4. veya 8. aylar zaman zarfında kişinin malının artması ve ticaret hayatında çok güzel ilerlemesi, hatta ve hatta evini taşıması veya yeni bir ev alacağını gösterir. Bugün dediğimiz bu hani tarım uçağı, zehirli uçak dediğimiz, zehir atan uçaklar dedik biz çocukken. Tek motorlu tarım uçağı görürsek, yaşlı bir insandan bize miras kalacağını gösterir. Veya çoktandır yapmak istediğimiz, kendi yapmak istediğimiz planları hayata artık rahatlıkla geçirebileceğimizi gösterir. İlaçlama uçağı, zehirli uçak görürsek. Ha, yangın söndürme uçağı görürsek, Allah izin verirse yazın bütün telaşlarımızdan, sıkıntılarımızdan kurtulup Allah'ın izniyle selamete ulaşacağımızı, işimizin, gücümüzün rast edeceği bir döneme gireceğimizi gösterir. Çok değişir. Orman görürsek, kafa karışıklığı olaylar var. Oradan sıyrılmamız için orman yeşil olduğundan dolayı ilkbahar ve yazın bunları artık geride bırakıp kafa karışıklığı durumdan kurtulacağımızı gösterir. Siz sorun, ben cevaplayayım. Ben şimdi kendi kendime konuştum ya. Tamam. Gemi sesini duyuyorsunuz hocam. Hocam rüyada birkaç soruyu birleştiriyorum. Rüyada cumhurbaşkanını görmek, mecliste olduğunu görmek, devlet büyüklerini görmek, vali görmek, meclisin içine girmek, cumhurbaşkanının evine girmek. Bunları sordular. Genel bir toparlanma yaptım. Şimdi cumhurbaşkanımızı görmek Allah nasip ederse kişinin zafere ulaşmasına. Tabii burada cumhurbaşkanımızı görmek iyi de cumhurbaşkanımızı nasıl gördük? Bize tokat mı attı, bizim elimizi mi tuttu, bize merhaba mı etti, oturdu mu, ayakta mıyız, neredeyiz, bunlar çok önemli. Ama ben yüzeysel söylüyorum sorulara evimiz karşı. Evimiz ziyarete geldi demiş kardeşimizin birisi. Evet. Kişinin Allah nasip ederse devlet kapısındaki bütün işlerin olumlu olması ve kişinin bir konuda selamete çıkması, yükselmesi, devlet erkanından birçok insanla tanışması, ama ne olursa olsun devlet kapısında eğer mahkeme özellikle varsa, bu olay haksızlığa uğramışsa bu hakkının elde edeceğini gösterir. Bugün bula nasip ederse 4 ay içinde kişinin eline geçecek olan parayla ilgili bir miras, bir para, bir olumsuzlukla ilgili bir durumdan sıyrılmasını gösterir. Ondan sonra kaymakam görmek 5 veya 6 ay içerisinde Allah izin verirse kişinin yakın zamanda muhakkak ki bazı beklentilerinin çözüme kavuşması ve kişiye gelecek olan güç ve desteklerin artmasını gösterir. Evet hocam.
Bulanık suda yüzmek, denizde yüzmek, temiz suda yüzmek. Soruları birleştirmeye çalışıyorum. Sevgili canlar, sitem etmeyin. Bir tane soru soruyorum. 1.000 tane geçiyor. Denk geleni soruyorum. Toparlıyorum, ortalama soruları sormaya çalışıyorum. Evet hocam. Bu arada Deniz hocamı kuşunun hangi takip kuşu? edin. Yukarıda Mukaddes Pekin Baştir'in yanında ok işareti var. Oradan hocamı takip alın. Hocam kendi kanalında da bu yayınları yapıyor. Oradan da sorabilirsiniz. Benim tüm soruları sorma, yetiştirme şansım yok. 10 dakikamız var zaten sevgili canlar. Eyvallah kardeşim. Evet hocam. Şimdi deniz insanın hayatı. Şimdi denizde yani bu kirli suda yüzmek, kirli suda yüzmek kişinin aslında hayatın içerisinde sabırlı olması, durulması gerektiğini, dedikodudan uzak, yapacağı işleri tekrar tekrar gözünden geçirmesini, vermiş olduğu mücadelenin karşılığını almak için daha biraz daha mücadele vermesi gerektiğini, durgun bir su olması, temiz bir suda yüzmek, Allah izin verirse kişinin vermiş olduğu hani emeklerin boşa gitmeyeceğine ve eninde sonunda Cenab-ı Allah'ın onu selamete çıkaracağını gösterir. Normal bir denizde sırt üstü kulaç atmak, biz istesek de istemesek de malın da mülkün de rızkın da her şeyin de Allah'ın izniyle bulacağını. Yüz üstü yüzmek, hayatımızda yapmış olduğumuz bütün işlerde başarıya ulaşmaya. Hiçbir zaman emeklerimizin boşa gitmeden Allah'ın izniyle biz Cenab-ı Allah'a sığındıkça yollarımızın açılacağına. Ama verme ki, hani bu kurbağa yüzüşü var biliyorsun. Burada da diyor ki İmam-ı Nablusi ve Kirmani, kişi eğer diyor denizin içerisinde türlü türlü şekillerde yüzmeye çalışıyorsa o kişi evet güzel bir hayatı var fakat bu hayatını yine de hani yanlış insanlarla hareket ederse batıp kaybolacağını, sıkıntılar yaşayacağını, kendi bolluğun içinde boğulup gideceğini gösterir. Yani sonunda o zenginliği kaybedeceğini gösterir. Hani bu kurbağa diyor değil mi? Kurbağalama falan yüzmesi falan var. Yani diyor ki çeşit çeşit yüzmek diyor yani. Orada İmam-ı Nablusi. Yüzüstü yüzmek mücadeleye devam edilse başarıdan başarıya. Sırt üstü yüzmek zaten malın mülkü bizi bulmasına. Yani burada çok şey yüzme çeşitleri var. Hocam, Ayrıca çok. tuvalet görmek ya da işte büyük tuvalet görmek gibi şeyler var ortalama. Şimdi normal eski bir tuvalet, oturaklı yer tuvaleti görmek Allah izin verirse kişinin hasta ise sağlıklı bir şekilde tekrardan o eski sağlığına kavuşmasına. Eğer ki klozet görmek mesela değil mi? Alafranga mı diyor? Alafranga. Alafranga. Evet, onu görmek bu da Allah izin verirse kişinin bir dostundan gelecek olan menfaatine kişi eğer bir rahatsız ise bu rahatsızlığın bir müddetten sonra kurtulup selamete çıkmasını gösterir. İnsan dışkısı görmek parayı, hayvan dışkısı görmek ise burada bereketi, bolluğu gösterir. Uçmak hocam. Eğer ki kişi Gökyüzünde uçuyor, uçmak. Hı. normal kişi uçuyorsa, uçtuğu yeri bilmiyorsa, kişi kendi kurmuş olduğu hayalleri, planı, projeyi kimseye anlatmaması gerektiğine çünkü çok hayal kırıklığına yaşadığını gösterir. Eğer kişi uçacağı yeri biliyorsa, merkezini biliyorsa, Allah izin verirse kişinin bir dileğinin olabileceğini gösteriyor. Lakin rüyada sağlıklı bir şekilde yere iniyorsun. Bu çok önemli bir şey. Kişi eğer okuyorsa devlet memuru Allah'ın izniyle kesinlikle olabileceğini gösteriyor. Hani biz diyoruz ya kesin derken Allah'ın izniyle diyoruz bak. Çünkü birçok yorumda böyle çıkmıştır. Hocam, rüyaları hatırlamamak ne anlama geliyor? Nasıl? Rüyaları hatırlayamamak, uyandığında rüyaları hiç Bu hatırlayamamak. rüyalar çıkmayacağın manasına gelir. Ha, Demin söyledim ya, rüyaları... Bismillahirrahmanirrahim söylese rüyasını yine hatırlar ama rüyayı hatırlamıyorsak o zaman burada hiçbir şekilde o rüyanın çıkmayacağını gösterir. Yani bir çocuğumuzu uyarır çocuklarımızı. İşte bak şunu yapma başına bu gelir, bak şunu yapma başına bu gelir de. Rüyalarda Allah bize eğer bir şey uyarıyor da o rüyada bize sıkıcı geliyorsa korkmamamız lazım, ürkmememiz lazım. Niye? Allah bizi uyarıyor. Başımıza gelecek olan olayı gelmeden, sıkıntıyı gelmeden bizi uyarıyor. Bunu yaparsan bu olur, bunu yaparsan bu olur. Mesela durup dururken Allah göstermesin. Birini vurursak ne olur? Cezaevine koyarız. Biri bizi vurursa ne olur? Öfkeyle kalkarsa mezarı oluyor mesela. Örnek veriyorum. Veya hastaneye uğrayacağız. Nitekim bu buna benzer. Nasrettin Hoca Allah rahmet etsin. Kendisi testiyle suyu aldırmak için çocuğa verir.
Hele git evladım der. Şurada testiye su doldur. Getir de bir abdest al. Çocuk tam testiyi doldurmaya gideceği zaman dur evladım der. Çocuğa şöyle bir tatlı bir tokat atar. Çocuk tokadı yedikten sonra çocuk gider yandaki sorar. Hocam yahu sen çocuktan abdest almak için su istiyorsun testiyle. Çocuğa bir tokat attın diyor şöyle. O da diyor ki yahu diyor köftor sen ne karışıyorsun benim işime bağırdın diyor. Niye diyor? Testiyi kırdıktan sonra tokat atsak da işe yaramayacak. En iyisi biz başta hafiften bir tatlı atak o da bilsindir o testiyi kırmasın diyor. Onun için Allah rüyaları bize gönderirken hafif böyle hafiften bir okşayarak böyle hafiften tatlı bir kuluna böyle bir işaret vererek melekleriyle uyarır. Biz de buna alınmayacağız. Aman ben kötü rüya gördüm. Bir çeşmeyi açayım suyu anlatayım. Zaten sulara zam gelmiş. Allah bize yardım et. Şimdi öyle yapana kadar ne yapacağız? Kötü rüya mı gördük? Sadaka vereceğiz. Eskiden padişahlar ne yaparmış biliyor musunuz? Eskiden padişahlar tutarmış rüyalarını yorumlatmak için rüya yorumcusuna başvurulmuş. Hatta o alimlere kendilerine altın gönderilmiş ki rüyaları çıktıktan sonra onlara hediyeler alırlarmış. Padişahlar özellikle o rüyalara çok ehemmiyet gösterir. Çok dikkat ederlermiş. Şimdi günümüzde bir yere gidiyorsun, oturuyorsun. Biri gelir kafede senin yanında kahve içiyor, rüyasını sorur 2-3 tane. Bir de altını bırak, parayı bırak indirmeyi. İçtiğimiz çay parasını da bize yüklüyor ya. Öyle zaman içindeyiz yani. Bir silahmış demek. Bir yapmış. Nurviral da söylüyor zaten. Nurviral da diyor hocam senin başına gelmeyen kalmadı diyor. Vallahi kalmadı. Yani artık biz şimdi yanında biri oturacağı zaman güneş gözlüğü takıyorum. Geçen de bir tanesi güneş gözlüğü hediye etti. Sağ olsun Allah razı olsun. Ben böyle bir güneş gözlüğü görmedim. Ya nasıl bir güneş gözlüğü vermiş? Güneş gözlüğünü gözüme taktım hiçbir şey görmedim. Dedim kardeş bu nasıl bir gözlükmüş dedi. Hocam dedi sen bakayım hele dedi gözlüğe bir de baktı. Sen git bize ama gözlüğü al. Allah selamet versin. Allah herkesin gözünü açsın. Simsiyah camlı bir gözlük. Ondan sonra meğerse gözlüğün önünde göz camı süzülmesin diye önüne ince bir silikon çektirmiş. O da Fransa'dan getirmiş gözlüğü hediye için. Taktık baktık simsiyah dedim. Kardeş oradan buraya getirmişsin. Bu gözlük hiçbir şey göstermiyor. O da taktı baktı. Fakat hocam dedi ya göstereyim. Sonra meğer silikonu varmış. Yani ben şunu demeye çalışıyorum. Gönül gözümüz açık olursa öyle gözlükler takarsak da görürüz. Yani rüyalarda bir şey görürsek gönül gözümüz açıksa zaten bunun şifresini çözeriz. Onun için biz latife bazında bazı şeyleri söylüyoruz ama kardeşlerimize rüyalara dikkat alalım ya. Ne olursa hocam, olsun dikkat alalım. Hocam son iki soru aslında iç içe. Rüyada cenneti görmek, cennet görmek. Bir de rüyada Ayet-el Kürsi, Fatiha ya da herhangi bir dua okuduğunuzu görmek. İç içe biraz. Şimdi burada cenneti görmek ben YouTube'da paylaştım. Benim kanalımda YouTube'da var. Rüyada cenneti görmek. Bak ne kadar güzel sordun. Cennet annedir. Cennet anne yoksa abladır. Cennet eğer abla yoksa hanımıdır. Şimdi erkek görüyorsa bu rüyayı. Allah nasip ederse cenneti görmek kişinin sağ salim bir şekilde selamete çıkmasıdır. Kişinin aydınlığa çıkmasıdır, huzura erişmesidir. Cennette dolaşması Allah nasip ederse kişinin dünyevi olarak hiçbir sıkıntısının ortada kalmayacağını gösterir. Hasta ise şifaya ulaşmasıdır. Cennet Allah nasip ederse eğer annen yok, ablan yok, diyelim örnek veriyorum. Hanım var bir de kızım var. Cennet hem hanımın hem de kızın evladındır. Onun için sana hayırlı büyük kapıların açılacağının işaretini veriyor Allah. Bir şey daha sordun. İkincisi neydi? Ayet-el Kürsi, Fatiha ya da herhangi bir dua okumak rüyada. Kişinin Nas ve Felak suresini rüyada okuması kişinin üzerinde ve ailesinin üzerinde nazar olduğunu gösterir. Fatiha okuması Allah'a sığınması gerektiğini, Allah-u Teala'nın onu namaza davet ettiğini gösterir. Ayet-el Kürsi okuması kişinin mahkemesi varsa onu kazanacağını gösterir. Kişi devlet kapısında sınava girdiyse o sınavı kazanabileceğini gösterir. Kişi eğer bir yerde takıntısı varsa Ayet-el Kürsi okuyorsa Rabbül Alemin'in izniyle burada ve huve kursiyyus aliyyul azim diyor. Ve huve kursiyyus kısmı. Yani kürsüden bahsediyor Allah orada. Kişinin makam, mevki sahibi olacağını gösterir. Yasin Şerif okuması. Kişi bekarsa
6 gün, 6 hafta, 6 ay içinde gözlenebileceğini, kısmetinin açılabileceğini gösterir. Eğer kişi rüyada Vakıa suresini okuyorsa zenginliğe koşacağını gösterir. Çok güzel yerlere geleceğini gösterir. Kişi eğer Bakara suresi okuyorsa rüyada annesinin duasını alması gerektiğini gösterir. Babasının duasını alması gerektiğini gösterir. İleri yaş grubunda olan bir kişiden alacağı güç ve desteği gösterir. En'am suresi okuyorsa kişi rüyada. Allah izin verirse güzel düğün ortamlarında, neşeli ortamlara gireceğini gösterir. Tabi burada ayetler değişiktir. Elif, la, mim okuyorsa, 3 gün, 3 hafta, 3 ay içinde 3 insanla bir araya gelmeye veya 3 kişiden alacağı güç ve desteği gösterir. Sonrasında kişinin eline geçecek olan güzel bir haberi gösterir. Mesela bir tane daha söyleyelim. O da İhlas. hangi ayet? İhlas. 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 Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allah'a hamd ederse, sığınırsa, ona bağlanırsa, tereddütsüz, ya Rabbi benim derdim senden küçüktür. Bu derdim senin yanında bir hiçtir. Sen bu derdime deva ol, derdime çözüm bul, derdime ancak çare olan sensin derse, ben de bu senin göndermiş olduğun sıkıntıyı baş tacı edip sınav sayarak bunu geçmek için sana sığınıyorum derse, hele ki o aylarda çok dua ederse Allah-u Teala'nın o kulunu affedeceğini, o kulunu bırakmayacağını gösterir. Bakın ben bir tüyo daha vereyim. Şu anda bizi izleyen kişiler genelde hanım kardeşlerimizdir. Ben onlara bir tüyo vereceğim. Eve gittiniz, eşiniz sinirli. Ya da yoldan eşiniz geliyor sinirli. Öfkeli yani. Orada 7 tane La havla ve la kuvvete illa billahul aliyyil azim. Eğer okursak, ya Rabbi bu okumuş olduğum la havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim'in hürmetine 7 kere okuyacağız. Ve 7. de bunu diyeceğiz. Bu okumuş olduğumuz la havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim kelimesi aziz olan, azim olan Allah'ım kudret sende, güç sende. Sen benim bu eşimin gücünü al. Yani öfkesini al. Bana karşı hiddetini al derse o kişi sesini çıkarmadan eşin susar. Hemen orada kuzu gibi olur. Aman hanım ne dediysen yaparım. Onun için la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim çok güçlüdür. Bunu devamlı okumalarını söylüyorum. Bir dahaki sefere de bir isim daha kullanacağım. Muhteşem bir isim. Hiçbir zaman kimsenin reddedemeyeceği bir isim. Elini masaya indirdiğinde o ismi okuduktan sonra Allah'ın izniyle, çünkü biz hem dergâhta hem medresede bu dersleri de aldık. Elini masaya indirdiğinde ben bakıyorum adam kitap yazmış. Havas ilmi diye çıkmış. Kendisi bilmiyor yazdığı kitabı. Oradan Seyyid Süleyman'kini almış. Gitmiş efendime söyleyeyim İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri'nin kitabını almış. Birleştirmiş. Hepsini kitaba basmış. Üstüne bir isim katmış. Piyasaya çıkarmış. Satmış. Ondan sonra bunu ben bastım. Bırak Allah'ını seversen ya. Bırak ya. İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri'nin sen nereden kitabını alıyorsun yazıyorsun? Seyyid Süleyman'ın kitabını, Havas ilminin kitabını yazıyorsun. Ondan sonra ben yazdım diye piyasaya çıkıyorsun. Sen Arapça bilmiyorsun. İki kelimeyi bir araya getiremiyorsun. Nasıl sen o Vevki Ebced'i yazıyorsun? Doğru değil mi? Mukaddes hanım. Bu da hakka girmek değil mi? Ha, ben de bundan sonra bana dediler ki hocam sen de bu konuda bildiklerini konuş dedim. Ben de kardeşlerime yarayan kısımları söylüyorum. Öyle bir isim ki bu. O isim patronun sinirli. İşe geciktim. O ismi çekip yanına gittiğin zaman mukaddes hanım bir tek sana çay kahve ısmarlamadığı kalıyor. Düşün yani. Hiçbir şey demiyor. Buyur geç işine kardeş diyor. Hoş geldin diyor. Vallahi bak. Nedir Bakın. hocam, merak ettim. Ben bunu göreceksin. Paylaşacağım. Ha bir tane daha var. Bir tane daha var. Yemin ediyorum. Rabbime şükürler Gelecek olsun. seferim, gelecek yayında mı paylaşacağız onu? Gelecek yayında paylaşalım. Şimdi öyle bir isim ki öyle bir isim ki genelde bizim hocamız rahmetli Abdülkadir Hoca Efendi kırmızı taş ya da bordo taşın altına bu ismi kuyumcuya yazdırırsan diyordu. O yüzüğü masaya indirdiğin zaman senin karşındaki insan yok diyemez diyordu. Yani bir şeyi borç istiyorsun ya şunu ben alacağım da sonra ödeyeceğim.
Adam vermiyor mesela. Erdoğan Hüseyin diyorum kardeş ya bunu sonra ödeyeceğim diyorsun. Adam diyor al götür kardeş senden iyisi mi ben bulacağım diyor. Yani kimsenin reddedemeyeceği isimler. Allah-u Teala Celle Celaluhu Esma-ül Hüsna'da öyle bir işaretler vermiş ki öyle isimlere öyle şeylere geliyor ki kurban oldum Allah'ın. Yalnız haksızlık yolda olmayacak. Hak yolunda olacak. Gecikmiş bir işin bitmiyorsa o ismi okudun mu o işin aniden hızlanıyor. Ve bütün yolların açıldığını Allah'ın izniyle bütün melekler var gücüyle Cenab-ı Allah'ın izniyle o ismi hürmetine yardım ediyor. Allah'ın emriyle tarif. O kadar güzel isimler var. Fakat çıkmışlar. Şunu oku kocan aşık olur. Bunu oku şu aşık olur. Şunu oku bakkal para almaz. Yok şunu oku kuyumcu sana %50 indirim yapar. Nereden çıktı bunlar ya? Bilmiyorlar. Yazık yani. O kitapları da almışlar. Geçen gün bir şey daha duydum. Çok özür diliyorum. Hani burası sen de benim bir kardeşimsin. Naçizane olarak söyleyeyim. Beni affetsinler kardeşler. Şimdi biri çıkmış işte rakam. Bu 7 rakamı şans getirir. 9 rakamı bunu getirir. Mavi 9 şunu getirir. Sanki biz bilardo topuna döndük. Ya kardeşim yazıktır. Milletin duygularıyla oynama. Eğer 9 rakamında eğer ki bir keramet olsaydı yanlış anlama beni. Benim işte büyük dedem 94 yaşında öldü. 9 rakamı geldi de gördü. 77 rakamı uğur getirseydi benim nenem 77 yaşında öldü. Niye 77 yaşında yani öldü o zaman? 7 rakamı. Rakamların uğurunu değil de galiba numerolojide anlatıyorlar onu numerologlar hocam. 3 şu 5 bak, 7 şu şeklinde herhalde. Öyle anladım. Onu bilmiyorum. Tabii ben hani böyle güzel fazla şeyine girmedim ama şunu diyorum yani bir şey biliyorsak Hazreti Ali diyor bir şey biliyorsak ona girelim. Mesela ben rüya yorumcusuyum. Ben rüyalara çok girerim ama bazen havas ilminde izlediğim zaman bazı insanlar hani epçet yapıyoruz diyorlar şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz dedikleri zaman ben de orada Mukaddes Hanım üzülüyorum yani. Vallahi üzülüyorum. Evet evet. Yani evet. Hocam zaten Ledün ilmini falan anlatıyorlar harıl harıl. Ledün ilmine sahip olan canlar ben Ledün ilmine sahibim demezler. O ilahi bir armağandır değil mi hocam? Demezler. Bak seni bu konuda alkışlıyorum. Ledün ilmi bende var. Ben yaparım diyenler boş konuşuyor. Kimse de Ledün ilmi yok. Bravo sizi tebrik ediyorum. Demezler hocam demezler. Hocam elçiye zeval olmaz. Aşağıya okudunuz mu? Hocam şimdi söyleyin diye yazıyorlar hocam. Hocam ne olur kelimeyi şimdi söyleyin diyorlar haberiniz olsun. Bir daha neyi bırakın diyor. Kelimeyi şimdi söyleyin diyor. Hangi kelimeyi söyleyeyim? Şimdi bak. Ha, ismi. İsmi hocam. Esma'yı. Bak ben bir şey söyleyeyim. Ben onları seviyorum. Ayaklarımın altında bir paspasım. Bir abilerim, bir kardeşlerim. Biz her zaman medresede bunu deriz. Biz ayağınızın altında paspasız. Her şeyi tadında olsun. Bak ben la havle ve la kuvvete illa billahi Ali lazımı verdim. Şimdi o iki ismi de ilerleyen zaman içinde vereceğim. Bugün de Ya Vedud ismiyle ilgili bir şey açıklamıştım Instagram'ımda. İnşallah yine güzel isimler paylaşacağım. Müthiş isimler paylaşacağım Mukaddes Hanım. Hatta bir tanesini de özel seninle küçük bir video çekerek senin sayfana atacağım. Daha sonra inşallah bir canlı yayın ayın 19'undan sonra yine yaparsak birkaç şeyimiz var. Onları atlatmaya çalışıyoruz. İşlerimiz, düğünler var, kitap var. Şimdi bunları atladıktan sonra çok muhteşem kendilerine isimler çıkardı. Çok muhteşem. Hiç duymadıkları bilmedik. Temmuz'un ilk haftasına sözleşiriz yarın inşallah. Allah izin verirse. Yarın konuşuruz. Tarihi ben bildiririm. Hemen postu yaptırır gönderirim. Hikayede paylaşırım. Tamam. Kardeşlerimize zaten elimden geleni yaparım. Yani tamam. Baktılar ki siz pasta yaptınız, kek yaptınız, masaya getiririz, eşiniz çay mı getirmiyor? Okuyun, eşiniz demliği de doldursun, çay doldurur. Hocam, arkası yarın diyorsunuz yani. Arkası yarın. Şimdi bak, sana, ben bir şey söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim. Allah razı olsun, benim eşim şu anda Konya Ereğli'de. Belki o da şu anda bizi izliyor. %1 milyon izliyor. Şimdi ben de misafirliğe geldim. Ali abi ile Hatice Hanım'ın misafiriyim. Şunu söyleyeyim ben. Şimdi ben ilk zamanlar bizim hanım bize geldi. Tabii yeni evliyiz. Ben
medresede bir arkadaşım çok eski bir kitap verdi bana. Ben de tabii okuyordum o zaman gençken bunları. Ya baktım orada bir yere rastladım. Diyor ki bunu işte okursan çok konuşan, çok sinirlenen birine okursan onun öfkesi geçer. O kişi bir daha seninle tartışmaz. Hani güzel geçinirsiniz diyor. Tamam mı? Güzel geçinirsiniz. Tamam mı? Şimdi meğerse bu yazı alttayken ben üstte okumuştum. Üste tutup o duayı okuyorum neyse. Bizim hani hanım da biraz daha yeni evliyiz, biraz daha sinirli. Annesiyle bir olup bana işte bir arada bir laf sayıyorlar. Şaka varı da konuşayım tabii biraz da. Ben de okudum, ben baktım ki bizim hanım daha çok konuşmaya başladı. Ben dedim kardeş biz bunu okuduk ki yani aman yarabbim. Hani birazcık sakinleşsin, biraz güzel geçinelim, iyi geçinelim. Bu niye fazla konuşuyor? Açtık tekrar baktım. Diyor ki dilini al olana okursan dili açılır. Meğerse biz yanlış okumuşuz. Yani diyor ki dili lal olana bunu dili akraz olana ya, okursan dili açılır. Biz de koya anladık ki hani dili açılmışı birazcık hafif susturursun diye okudum. Neyse mecazi anlamı şaka olsun diye söylüyorum da. Ondan sonra tekrardan tamam başımıza aldık belayı derken o zaman Abdülkadir hocamız sağdı değil mi? Hocam ben bunu okudum yanlış okudum. Dedi ki evladım onu okuma. Şunu oku dedi ve Allah'a sığın. De ki ya Rabbi bu duanın hürmetine bizi şerbet gibi tatlı et. İşte bal gibi tatlı et dedi de iyi olur. Neyse ben de bunu okudum. Tabi hanıma dedim hanım bunu da iç. Hanım dedi ki öncekini içtik sesimiz gitti. Şimdiki içerken ne olacak? Dedim sen iç rahatına bak inşallah. İçti. Eğer Mahmut abi de dinliyorsa bizi. Neyse içti ondan sonra çok şükür 27 yıldır aramız çok iyi. Allah herkesin arasını iyi etsin. Maşallah. Herkesi seviyoruz. Şimdi hanım da zaten evden kovduğu için Ali abiyle Hatice ablanın yanında kalıyoruz. Bak buraya geldik. Bizim Anadolu insanlarımız evden kolay kolay kovmazlar. Hocam yayını ben söz verdiğim gibi bir saat 20 dakikada bitirecektim ama siz bitirmediniz. Sonra bana kızmayın. Mukaddes bak söz verdin demeyin. Aman hocam. Müthiş güzeldi. Ama kardeşlerimiz güzeldi. Çok güzeller değil mi? Hocam. Hocam bir şey soracağım yalnız. Çok özel bir soru olmasına rağmen soracağım. Söz verdim halde soru bir... Efendim? Şarjın bitebilir kusura bakmayın. Hocam bir kardeşimiz şunu yazmış. Çocuğu yürüyemiyormuş hocam. Yürüyemiyormuş kas hastalığından dolayı. Ama rüyasında çocuğunu yürüyor olarak görüyormuş. Sadece o. Diğer ailenin fertleri görmüyormuş. Sadece kendisi. Sürekli olarak çocuğunu yürürken görüyormuş. Özel bir soru ama belki burada kardeşimize yardımımız olur diye bu soruyu sormak istedim size. Şöyle bir şey diyeyim. Allah nasip ederse bu rüyaya göre kişi eğer devamlı hani kendi ayaklarının düzeldiğini görüyorsa bu kardeşimize nazar değmiş bir. Sonra şöyle bir şey var. Allah nasip ederse bu rüyaya göre kişinin burada birkaç ameliyat operasyonundan sonra ancak ve ancak kendini idame ettirecek kadar hani lavaboya gidecek kadar veya kendini kaldıracak kadar bir takım güzel durumlar yaşayabilir. Kendi ayaklarına güç ve destek de gelebilir. Şimdi şifayı veren Cenab-ı Allah olduğu için böylelikle de bu kardeşimiz eninde sonunda şifaya kavuşacak diye düşünüyorum. Ama birkaç operasyon daha lazım. Amin. İnşallah, inşallah. Tüylerim diken diken oldu. Bütün hücrelerim evet diyor hocam size onaylıyor. İnşallah güzel tabii kardeşinizin değil. Evladı yürüsün. Evet, güzel hocam. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Yorduk sizi ki bir saat 35 dakika oldu. Biraz sözümde duramadım gibi görünüyor. Ne olur hakkınızı helal edin hocam. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim size. Tekrar hocam. Sevgili kardeşlerimize de orada selam söyleyin. Görüşmek üzere inşallah. Aleykümselam. Bak sana el sağlıyorlar. Bu saatte bile bekliyorlar seni. Bak. Bak. Ay canlarım benim. Güzel ruhlar, güzel kardeşlerim. Allah'ıma emanetsiniz. Maşallah size. Görüşmek üzere inşallah. Temmuz'un ya Allah da onların huzurlarını bozmasın. Herkese böyle tatlı yaşlar nasip etsin. Yaşlı değiller, bal gibiler. Böyle huzur nasip etsin. İnşallah canım hocam. Çok teşekkür tekrar ederim. Tekrar görüşmek üzere. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden. Suç lisanım varsa affola. Yanlış konuştuysak, kafa dağıttıysak çok özür diliyorum. Bir cenazemiz vardı.
Bazen aklım oraya gidiyordu. Onun için de bazen söylediğim sözlerde yanlış konuştuysam, bazı yerlerin bam teline bastıysam, onlar da haklarını helal etsinler. Sadece istediğim tek şey, dürüst olalım, güzel olalım, herkesin hakkına saygı duyalım. O zaman hakka saygı duyarsak Cenab-ı Allah da bizi hak hamuruyla yoğurur. Hakkı da bilirsek, hak yolundan şaşmasak, hakkı aleme gidersek o zaman birbirimize sahip çıkalım. Sevgiyle kalın, İnşallah Can Hocam. muhabbetle Çok kalın. teşekkür Sizi ediyorum. de çok Sağ seviyorum. olun. Kucak dolusu muhabbetlerimi de yolluyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Sevgili canlarım, bana da hakkınızı helal edin. Tüm sorularınızı soramadım. Ama hocamla yayınlarımız devam ediyor. Bir dahaki sefere de sizinkileri sorarız inşallah güzel canlarım. Yarın 8.30'da Bülent Gardiyanoğlu hocamızla yayınımız var. 8.30'da görüşmek üzere inşallah. Görüşmek üzere sevgili canlar. Hocam görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar Allah olsun. razı olsun. İyi Hayırlı akşamlar, akşamlar. sevgiler, Hayır. saygılar. Sağ olun Sağ olun. hocam. Görüşmek üzere.